Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün HTML5 ve CSS3 derslerimizdeki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi sağda solda internette gezinirken farklı uygulamalar görüyorum ve bunların sizin için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sitelerinizi daha etkin bir şekilde tasarlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugünkü dersimizde ne yapacağımız sorusuna gelecek olursak, benim kafamdaki şey şu. Normalde şu internet sayfamızı açalım. Burada birkaç tane eleman tuttuğumuzu düşünelim. Bunlar giriş gibi, hizmetler, ürünler, biz kimiz, çıkış gibi çeşitli yazılar olsun ve mouse'u üzerine sürüklediğimiz zaman bu yazılar çeşitli WebKit transition komutlarının da yardımıyla birlikte daha kullanıcıyı eğlendirici, kullanıcıya güzel gözüken şekiller alsın. Bugün kafamda olan şey bu. Dolayısıyla bunu yapacağız. Dediğim gibi ana şeyler giriş olsun, ürünler olsun, hizmetler olsun, biz kimiz olabilir, bize ulaşın olabilir. Bunları yazalım. Bunları yazarken bir liste kullanacağım. Dolayısıyla hemen buraya gelip, yani zaten her zaman oluşturduğumuz HTML taglerin arasına, body'nin iç tarafına gelip unordered list, yani UL yazdıktan sonra liste item, yani IL yazıyorum. Ve şimdi tek tek yazılarımı yazmaya başlıyorum. Giriş yazdım. Diğerlerini de yazayım. Şuradaki UL kısmına bir de başına bir tane div atalım. Çünkü birkaç tane CSS komutu kullanacağız buraya. Elemanlar yazıyorum. Şöyle yaparsak, tabii bunu da kapatmamız lazım. Evet. Elemanların tek tek giriş olsun, ürünler olsun. Bu tabii ki sizin tasarımınıza göre değişebilir. Ben genel bir şablon kullanıyorum. Hizmetler olsun. Biz kimiz olabilir? Bir tane de bize ulaşın koyayım. Tabii ki şimdilik bunların herhangi tıklandığı zaman ne yaptıkları konusunda herhangi bir şey yazmayacağım. Şu an sadece tasarımsal olarak bunları yazmaya çalışıyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra, buraya geldikten sonra listemizi kapatalım. Ve aynı şekilde div'i de kapatalım. Evet, şu ana kadar yazdığımızın etkisini görmek istersek, gördüğünüz gibi klasik bir liste bizi karşılıyor. Bununla ilgili CSS komutlarına başlayalım. Gördüğünüz gibi padding ve margin değerleri var. Bunları yok ederek ilk CSS kodumuzu yazalım. Yıldız diyorum. Yıldız bildiğiniz gibi her şey anlamına geliyordu. Buraya geldiğim zaman margin 2 nokta üst üste 0 piksel. Aynı şekilde padding 0 piksel olsun. Yazıların hepsi beyaz renkte gözüksün. Dolayısıyla color white yazıyorum. Şimdilik bu şekilde olsun. Bakalım bunun etkisi ne oldu. Tabii ki yok oldu. Çünkü renkleri beyaz olarak belirledim. Beyaz olduğu zaman otomatikman görünmüyor. Aslında orada tabii ki bir yazı var. Fakat biz göremiyoruz şu an. Bakın şöyle seçtiğim zaman yazının beni karşıladığını görmekteyim. Şurada evet, ulaşımı tam olarak yazmışız. Bunun haricinde şimdi isterseniz tek tek elemanlara geçelim. Hepsine aynı ID'yi verdim. Dikkat ettiğiniz gibi elemanlar ID'sini verdim. Dolayısıyla bir müdahalede aslında bütün listeye eylemde bulunuyor olabileceğim. Manipüle edebiliyor olacağım. Dolayısıyla buraya gelip div diyez dedikten sonra elemanlar yazıyorum. Süslü parantezimi açtım. İç kısma geldiğim zaman width'in 200 piksel olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda yukarıdan da biraz yer bırakalım. Margin top dedikten sonra 150 piksel yazdım. Save ettim. Bunun yanında listenin unordered liste kendisine de müdahale edebiliyorum. Unordered listenin kendisine müdahale ettiğiniz zaman bullet pointler vardır bildiğiniz üzere. Şu an tabii ki yine göremiyoruz ama normalde burada noktalar var. Bunları kaldırmak istiyorsanız otomatikman kullanacağınız komut ne olacaktı? İstiyorsanız şunu black, şimdi black bırakayım daha rahat görelim. Evet. Şimdi aşağıya aldığımı görmekteyiz. Şimdi dediğim gibi liste elemanlarının baş tarafındaki noktaları yok etmek istiyorum. Bunu yok etmek için kullandığım fonksiyon list style dedikten sonra iki nokta üst üste gelip none demekti hatırlayacağınız üzere. Bunu da yazdım. Şimdi liste elemanlarının tek tek iç taraflarına gireceğim. Div dedikten sonra yine elemanlar tarafındayım. UL diyorum ve LI diyorum, yani liste itemlara ulaş. Buradan sonra yazacağım ilk şey şu olsun ki rahatça görelim. Background color orange olsun.
Portakal rengi bizi karşılasın. Bakalım. Tamam. Her liste elemanı arasında bir top margin olsun. Bu da 5 piksel olsun. Birbirlerine yakın maddeler haline olsunlar. Yazılarımın hepsi kalibri cinsinden olsun. Bunu da yazdım. Font size'ını büyütebilirim. Biraz daha okunaklı olması için. Bunu da 20 piksel olarak belirledim. Save ettim. Şimdi hemen ekrana bakalım. Gördüğünüz gibi aradaki margin değerleri, aynı zamanda font family'si ve fontun büyüklüğü konusunda değişikliklerin etki aldığını görmekteyim hemen. Bunun haricinde normalde şurada gördüğünüz kısımlar içerisinde de paddingler bırakabilirim. Daha okunaklı olması adına bunu yapacağım. Buraya geldim. Padding, tap diyorum. 2 nokta üst üste 10 piksel. Aşağıdan da bir padding bırakalım. Padding, bottom dedim. Yine 10 piksel olsun. Şimdi buna da bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yukarıdan ve aşağıdan boşluklar bırakmış oldum. Yazıların hepsini sağ tarafa yaslayayım. Bunu yapmak için yukarıda geldim. Text align, 2 nokta üst üste right dedim. Save ettim. Gördüğünüz gibi sağ tarafa yanaştığını görüyorum. Yalnız çok yakın tabii ki burası. Biraz boşluk bırakabilirim. Onun için de yine buraya da gelip padding right dedikten sonra, bunu tabii ki buraya da yazabileceğiniz gibi aslında buraya da yazabilirsiniz. Pek bir farkı yok. Padding right dedim, buraya yazdım. 10 piksel de buraya bırakayım. Dolayısıyla sağdan da biraz boşluk bıraktım. Şuradan da bir boşluk aldığını görmekteyim. Şimdi isterseniz bu köşeli görüntüden biraz kurtulalım. Bunu yapmanın yöntemi de hatırlayacağınız üzere radius vermekti. Radius verirken 4 tane parametre giriyorduk. Border nokta radius diyorum. 2 nokta üst üste koyduğunuz zaman önce yukarıdaki, yani şu kısım, üst köşenin ne kadar sivriliğinden kaybedeceğini belirliyordunuz. Bu normalde sol tarafa yaslı olduğu için buraya dokunmayalım. Aynı şekilde aşağıya da sıfır, buraya da dokunmayalım. Yalnız şuradaki köşeleri biraz eğelim. Bunu yapmak için dediğim gibi ilk sol üst köşeden başlıyoruz. 0 piksel. Sonra sağ üst köşe. O da diyelim ki 15 piksel olsun. Sağ alt 15 piksel ve sol alt 0 piksel bırakırsak eğer, bakın sayfamı güncellediğim zaman şu köşelerinin yuvarlak bir hat aldığını görmekteyim. Aynı şekilde dediğim gibi color'ı artık white'a çevirebilirim. Çünkü arka plan zaten portakal rengi olduğu için, kavun içi olduğu için görünümde bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu da yaptıktan sonra şimdi isterseniz kutulara biraz gölge vererek işe devam edelim. Bunu yapmak için kullanacağım komut box diyorum, shadow diyorum. Yine 4 tane parametre aldığını hatırlıyoruz. Birincisi sağ tarafa ne kadar gölge gitsin, 7 piksel. İkincisi aşağıya doğru kaç gölge gitsin, 2 piksel. Sonrasında gölgenin blur, yani ne kadar koyu renkli ya da ne kadar daha uçuk renkli olacağını belirliyorduk. Bu sayı yükseldikçe otomatikman daha uçuk bir hal alıyordu. Bu sayı sıfıra yaklaştıkça daha koyu renkli bir gölge bizi karşılıyordu. 15 piksel olarak belirledim ve aynı zamanda bir renk verebiliyorsunuz. Ben yeşil rengini verdim. Hemen etkisini görelim. Bakın dediğim gibi sağa doğru 7 piksel, 2 piksel aşağıya 15 piksel boyutunda bir gölge ve yeşil renkte olmasını sağladık bu şekilde. Bunun haricinde artık isterseniz WebKit Transition kısmına gelelim. Buraya geldikten sonra WebKit Transition yazıyorum. 2 nokta üst üste padding left diyorum. 0.5 saniye alsın. Aynı zamanda arka plan rengi de değişsin. Dolayısıyla background color komutunu kullandım. Ve tabii ki klavye bana itaat etmiyor şu an. Background color dedikten sonra bunun ne kadar süre içerisinde etki göstermesini istediğinizi yazıyorsunuz. 0.3 saniye dedim. Bunu yazdıktan sonra şu an için herhangi bir etki göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama o etkiyi şimdi burada sağlayacağız. Şunu biraz, evet, şöyle yaparsam. Evet. Şimdi bu kısma da isterseniz hover durumunda, yani mouse'unuzu item'ların üzerine sürüklediğiniz zaman hangi fonksiyonların etkili olacağını yazacağımız kısma geldik. Li dedikten sonra hover diyoruz. Yani mouse'u üzerine sürükledikten sonra padding left kullanacağımızı söylemiştik burada. Padding left
35 piksel olsun. Aynı şekilde background color da dark red olsun. Koyu kırmızı. Bunları yaptıktan sonra sayfanızı gelip güncellerseniz, bakın şimdi mouse'u üzerine sürüklediğim zaman herhangi bir etki olarak background'un kırmızıya döndüğünü görmekteyim. Dark red, yani koyu kırmızıya döndüğünü görmekteyim ama gördüğünüz gibi buradaki ifade benim istediğim şekilde sağ tarafa doğru biraz çıkmasıydı. Fakat onun olmadığını görmekteyim. Bunun nedeni şu. Evet, şurada bir width değeri vermeyi unutmuşuz. Width değeri verince tabii ki ona göre uzuyor. 150 piksel diyelim. Şimdi save ediyorum. Tekrar sayfamı güncelledim zaman, bakın bu sefer sağ tarafa doğru çıktığını, aynı zamanda kırmızı, koyu kırmızı rengi aldığını görmekteyim. Tabii ki bu durumda başka şeyler de yapabilirsiniz. Gölgelerle oynayabilirsiniz belki, ya da diğerlerini daha küçültürken bir tanesini büyütebilirsiniz. Farklı farklı operasyonlar yapmak tamamen sizin elinizde. Bugünkü dersimizde bu gördüğünüz görüntüyü elde ettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim. Bizi izlemeye devam edin.